Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coins coins'i kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün 3 tane şey olacak videoda. İlk duyurum yarın saat arkadaşlar 18.00'da Henry Onyekuru ile çekmiş olduğum videoyu yayınlayacağım. Yarın saat akşam 6. Türkiye saatiyle 18.00. Akşam saati 6 diyoruz arkadaşlar. Henry Onyekuru ile birlikte bir video yayınlayacağım. Eğer bu videoyu patlatabilirsek arkadaşlar dakikası dakikasına orada olursanız sene başında Süper Kupayı kazanan takımın oyuncusu ile birlikte bir video çekme şansım olacak. İkinci duyurun videonun sonunda LGS'ye girecek kardeşlerim için bir motivasyon konuşması yapacağım. Ve şimdi direkt videoya başlayalım. Arkadaşlar FIFA 20 biliyorsunuz ki çok büyük emellerle gelecek. İnsanlar bütün ümitlerini bu oyuna bağladı. Çünkü FIFA 18 ve 19'da devamı gelen başarısızlıklar artık insanı bu oyundan bıktırmıştı. Ve EA Sports geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak bu seneki oyun hatalarının hepsini kabul ettiğini ve FIFA 20'de bu hataların indirgenmesi için çalışmalarını yaptıklarını söylediler. Yani demeye çalıştıkları şey bu sene affedersiniz içine ettik özür diliyoruz seneye daha farklı olacak ama maalesef ki arkadaşlar az çok yazılım bilen insanlar olduğumuz için de bu saatten sonra 50 oyunda çıkacak bu oyunun geliştirmesini yapmak gerçekten de imkansız. Dolayısıyla fazla bir ümitlere kapılmayın yine önümüzdeki senenin sonunda da şey derler geçen sene dediklerimizi yapamadık bu sene yapacağız derler çünkü bu... Kullanıcı çekme çabasıdır. Kullanıcılarını kaybetmeme çabasıdır. Onlar da zaten kullanıcı kaybettiğini farkındalar. Dolayısıyla bu tarz şeyler söylüyorlar. Her neyse biz kendi konumuza gelelim. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda EA Sports ve PlayStation bir açıklama yaptı arkadaşlar. Ve EA Access denilen uygulamanın PlayStation 4'e de geleceğini duyurdular. EA Access nedir? Hemen sizlere birazcık bahsedelim. EA Access, EA Sports'un oyunlarını arkadaşlar. Daha doğrusu EA'in bütün oyunlarını kapsayan bir Kütüphane tarzı bir şey düşünebilirsiniz. Bu nasıl çalışıyor? Şu şekilde çalışıyor. Zaten Xbox'ta da olan bir olaydı arkadaşlar ve şu anda PlayStation sonunda geldi. Türkiye'de PlayStation oyuncusu daha fazla olduğu için daha büyük bir önem arz ediyor bizler için. Arkadaşlar olay şu şekilde. Mesela bir oyun çıkacak. Örnek FIFA 20. FIFA 20 çıkacağı zaman sizler arkadaşlar normalde mesela bu oyun ayın diyelim ki 6'sında çıkacak. FIFA ayın 6'sında çıkıyor. Size arkadaş oyun bir özel sürüm sunuyor diyor ki Ultimate'i düşünüyor mesela bunu alırsanız 3 gün önce oynayabilirsiniz diyor. Eyvallah abi bunu alırsak 3 gün önce oynayabiliriz diyor. Amma ve lakin EA Sports sizlere bu oyunu EA Sports'un bu EA Access olayı sizlere bu oyunu 5 gün önce oynama şansı sunuyor. Tabii ki bunu arkadaşlar oyunu alırsanız oynayabiliyorsunuz. Ama ve lakin burada bir rivayet var. Doğru mu yanlış bu konuda inanın ki çok araştırma rağmen bir bilgi bulamadım arkadaşlar. EA Sports'un Oyunları çıkmadan önce trial dediğimizden yani deneme sürümü yayınlıyor ve 12 saat boyunca EA Access EA Access üyeleri 12 saat boyunca bir oyunu deneme şansı buluyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer FIFA 20'yi benim gibi trade yapmıyorsanız, benim gibi YouTube kanalınız yoksa FIFA 20'yi alma konusunda tereddütleriniz varsa arkadaşlar, en azından EA Access'i bekleyip bu şekilde 12 saatlik bir deneme gerçekleştirebilirsiniz. EA Access senelik 30 dolar arkadaşlar, aylık da 5 dolar olarak yabancı piyasaya sunuldu. Ancak tabii Türkiye fiyatlarını biliyorsunuz ki normal kurdan daha düşük bir fiyata oyunlar ee, çıkacaktır diye düşünüyorum. EA Access daha bundan daha düşük fiyatları çıkacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla FIFA 20'yi almak için gerçekten de acele etmeyin arkadaşlar. Bu özellik sayesinde mesela aylık diyelim ki 30 liraya biz belki FIFA'yı deneyebileceğiz arkadaşlar. Bu gerçekten de muazzam bir olay. Oyunu deneyip alın arkadaşlar. Beğenmediğiniz oyunu almayın. Dolayısıyla FIFA 20 için bu gerçekten de güzel oldu. Bir diğer güzelliği de arkadaşlar şu şekilde oldu. Oyun içinde dijital satın alımlarda %10 indirim var arkadaşlar. Bu gerçekten de güzel bir olay. Ve şu da sizlere söylemek istiyorum ki FIFA 19 örnek olarak FIFA 19 çıkıyor arkadaşlar. Belki 3-4 ay sonra, belki 5-6 ay sonra, belki sene sonra doğru bu EA Access'e bedava olarak çıkıyor. Yani EA Access'e yeni çıkan bütün oyunlar full oyun olarak bedava çıkmıyor. Evet deneme olarak sizlere erkenden erişim veriyorlar. Deneme olarak oyunu hiç para vermeden sadece EA Access üyeliğinizle arkadaşlar bu oyunu 12 saat boyunca deneyebiliyorsunuz. Ama full oyun olarak oynamak istiyorsanız birazcık beklemeniz gerekiyor sevgili dostlar. Ama tabii ki de EA Sports'un normalde daha doğrusu bütün EA oyunlarını, eski oyunları falan bedava indirip oynayabiliyorsunuz. Örnek olarak Battlefield Hardline, Battlefield... 5 e, bir, bir tarzı oyunları şu anda bile indirip oynayabiliyorsunuz. Ee, Xbox Platform World tabii ki sene başına daha doğrusu Eylül'de arkadaşlar e, zaten gelmiş olacak. Ve bu şekilde FIFA 20'yi de EA Access'da oynayabileceğiz. Yani demeye çalıştığım şey EA Access aslında arkadaşlar yeni çıkacak oyunları sizlere erkenden deneme sunan ve aynı şekilde EA'den yapacağınız bütün alımlarda 110 indirim sağlayan bir üyelik tarzı sistem arkadaşlar. Bu sistem ben de kullanacağım. Çünkü ben gerçekten de Battlefield'in eski oyunlarına karşı ilgi duyuyorum ve bu oyunları da oynamak istiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir dezavantajı var. Xbox'ta bu olay daha avantajlı. Çünkü Xbox'ta biliyorsunuz ki Xbox 360 oyunlarını da kapsayan bir sistem varken PlayStation 4 maalesef PlayStation 3 oyunlarını e, oynatamadığı için dolayısıyla EA'in arkadaşı oyunlarından daha az yararlanabileceksiniz. Bu yüzden de belki de fiyatı da daha ucuz olabilecektir diye tahmin etmek istiyorum. Çünkü sundukları oyun sayısı normalden çok daha az arkadaşlar. Aynı şekilde EA Access de dediğim gibi dijital satın alımlarına örnek verecek olursa silahlı oyunlardaki harita paketlerinde vesaire de Apex Legends'daki puanlarda da mesela indirim alabiliyorsunuz. Örnek olarak 400 liralık olan FIFA Points'i artık 360 liraya satın alabileceksiniz. Veya 300 TL olan bir FIFA oyununu almak istiyorsanız 270 TL sene başında sıfırını alabileceksiniz arkadaşlar. Bu sene ne kadar FIFA çıkabiliyor 500 lira standart sürüm 500 lira olursa bile şaşırmayın diyorum arkadaşlar bunu baştan size söyleyeyim. Örnek verecek olursak sıfır oyun yani dijital olarak alacağınız bir oyun. 500 TL ise EA Access sayesinde bu oyunu 450 TL'ye alabiliyorsunuz. Yani %10'luk bir indirim geliyor. Ama benim bu videoda size söylemek istediğim şey FIFA 20'yi alma konusuna acele etmemeniz. Çünkü EA Access olduğu zaman bu sistemin bazı açıkları var ve bu açıkları kullanarak sene başına oyunu sınırsız şekilde deneyebiliyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki bu kanalda arkadaşlar geçen sene FIFA'yı toplamda 200 liraya almıştık. 200 TL ve kişi başı eğer kardeşlik yaptıysanız 100 TL'ye gelmişti. Bu gerçekten de bedava bir rakam. Türkiye'de de bunu ilk biz duyurmuştuk sağ olsun bir takipçimiz sayesinde. Ve ondan sonra bütün Türkiye'ye yayılmıştı. Hatta çoğu FIFA oynayıcısı da bu sene FIFA'sını bu şekilde almıştı. Dolayısıyla benden haber beklemeden FIFA 20'yi almamanız konusunda sizlere bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda direk, direkt LGS'ye e, özel bir video çekelim. Selamlar sevgili dostlar. Şimdi LGS özel motivasyon kısmına geldik. Beni bir abiniz olarak gördüğünüz gördüğünüzü biliyorum. Artık bunu anladım. Bana da olan tepkilerinizden dolayı, yazdıklarınızdan dolayı. Ben de biliyorsunuz ki şey arkadaşlar lisede okul birini sordum, ortaokulda 3. E, oldum. olduğum Şimdi üniversitede inşallah dereceye gireceğim. 3.40 ortalamam var 4 üzerinden. Aynı zamanda çalışırken okumama rağmen böyle bir ortalamam var. Yani açıkçası dersler konusunda başarılı olduğumu söyleyebilirim. Ve bir diğer başarımda arkadaşlar. Dersleri yaparken zaman yönetimi. Dersimi yaparken hem çalıştım hem spora gittim. Hem YouTube'a videolar yükledim. E, hem oyun oynadım hem arkadaşlarımı zaman ayırdım. Hem biliyorsunuz futbolcu projelerini ayarladım. Hani bir sürü şey yaptım aslında. Demek ki zaman ayarlayabiliyorum. Şimdi ben size motivasyon videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim kendi motive ederken en büyük özelliğim şudur. Ben bir kafamda bir idollerim vardır benim. Örnek olarak e, UFC dövüşçüsü John Jones vardır. Belki çoğunuz bilir. Ben sabah kalkıp aynaya baktığım zaman mesela onun şampiyon olduğu anlar aklıma geliyor. Aynaya bakarak kendimi gurur duyuyorum. İşte spor yapıyorum, işte yaptım, kendime bakıyorum falan. Daha doğrusu Sabah kalktığınız zaman sınav sabahı kendinizi motive edecek bir şey yapın arkadaşlar. Örnek verecek olursak aynaya bakın ve o hayalinizdeki adam yanınıza düşün. Mesela Ronaldo'nun hayalinde misin abi? Ronaldo öyle işte seremonide tokalaştığını düşün. Mesela bunlar gerçekten ufak şeyler olsa da sizi çok fazla motive ediyor. Örnek verecek olursak spora gitmeden önce ben Can antrenmanlarını izlediğim zaman kendimi daha çok o işe verebiliyorum. Dolayısıyla öncelikle arkadaşlar o sabah kendinizi motive edeceksiniz abi bak bu dünyada hiç kimse sizi kendinizden başka hiç kimse mutlu edemez arkadaşlar bunu unutmayın o mutlulukların hepsi geçicidir işte Aşıkları şudur budur onların hepsi geçicidir ama sizin kendi iç huzurunuz kalıcıdır öncelikle kendinizi mutlu etmeye çalışacaksınız arkadaşlar sevdiklerinizi aklınıza getirin e, aileniz olur büyükleriniz olur idolleriniz olur bunları aklınıza getirin ve aynaya baktığınız zaman göreceğiniz kişi asla kandıramazsınız. Ya tövbe aşağı. Hani Allah'ı bile kandırmaya çalışabilirsin. Dersin ki ya benim elimden gelen bu kadardı. İşte Allah'ım beni yani yardım eder misin falan deyip hani böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani burada demeye çalış bir anladınız. Şimdi olay farkları çekme gerek yok ama bu zihninizi aynaya baktığınız zaman gördüğünüz bu vatandaşı kandıramazsınız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sen çalıştıysan zaten yaparsın. Sen çalıştıysan büyüklerin duasıyla zaten bunu yaparsın. O yüzden şansa işinizi hiçbir zaman şansa bırakmayın sen çalıştıysan, kendinden eminsen, diğer insanların ne dediği zaten senin uğrunda hiç olmasın güzel kardeşim. Senin kendi düşüncelerin buradaki en önemli kısım olacaktır. Bu arada kendim burada niye büyütmedim onu da bilmiyorum. Kendim de bir hemen büyüteyim. Ya demeye çalıştığım şey arkadaşlar. Siz zaten kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz. Ne aileniz tanıyor ne başkası tanıyor. Kendinizi en iyi tanıyan kişi sizlersiniz. Öncelikle sabah kalktığınız zaman kendinizi motive ettikten sonra şu aynaya bakın bir. Ben bunu yaptım bunu çalıştım şurada eksim var vesaire. Bunları bilin. Yani Hani mesela şuna benzer bu. Ne bildiğini bilmek çok önemlidir arkadaşlar. Ne bildiğinizi bilin. Yani sınavdan çıkınca çok iyi geçti deyip işte girip çok düşük bir puan alabilirsiniz ama bunu yaşamayın. Öncelikle bu akşam bir muhakeme yapın. Kendinizin ne kadar çalıştığınızı, nereye hak ettiğinizi, hedeflerinizi bir gözden geçirin. Hayatta bir sürü sınav vardır. Örnek verecek siz lise sınavını geçersiniz, üniversite sınavına gireceksiniz. Üniversite sınavından sonra stajyer işe alım için bir ofise gideceksiniz arkadaşlar. Ofiste sizlere bir mülakat yapacaklar. Yani hayatın her yerinde bir sınav var. Belki bir sağlık sonu geçireceksiniz. Bunun üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Bu da bir sınavdır. Yani illa sınav dediğiniz yani eğitim alanında olan bir şey değildir. Ve şunu unutmayın ki Türkiye'nin en büyük üniversiteleri, en büyük liseleri bile dünya çapında hiçbir e, amaca tekabül etmeyen bir olay. Yani sen Amerika'daki bir şirkete ben Boğaziçi'nden mezun oldum dediğim zaman senin hiçbir avantajına yaz, yazmayacak bir şey. Senin adam ne bilip ne bilmediğine bakıyor. Dolayısıyla artık Türkiye şartlarında eğitim olayını çok fazla kafanıza takmamanızı ben size bir abiniz olarak öneriyorum. Ben de yarın üniversiteden mezun olacağım bu arada. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendimizden emin oluyoruz. Hiç kimsenin dediğine bakmıyoruz ve doğru yoldan ilerliyoruz. Ben size güveniyorum. Ben sizin abinizim. Ben de bu kanalı açtığım zaman şunu yapamazsın bunu yapamazsın dediler. Ben önce kendime sonra sizlere söz verdim ve bu projelerin hepsini gerçekleştirdim. Zaten yarın siz sınavdan çıkar çıkmaz ben 10 yıl kuru videosunu atmış olacağım. O da size motivasyon olsun. Bana bu akşam yazabilirsiniz. Dönebildiklerime geri cevap atmış, atma şansım olursa atarım Instagram üzerinden. Twitter'dan olabilir. Bana yazın. Yorumları yazın. Ben anlatırım size. Ben sizden daha, çok daha zor sınavlara girdim. Zaten bunu bir videoda da açıklamıştım. O videonun... Bu arada bir video çekmiştim arkadaşlar. Motivasyon videosu. Onun da linkini hemen aşağıya bırakacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ben size güveniyorum. Ama dediğim gibi kimseye lafınızı bırakmayın. Kimseye ee, kimse sizin böyle kötülüğünüzle mutlu olmasın. Siz çıkın en iyisini yapın abi. Deyin ki lan ben Oğuz Erdoğan'ım ben yapacağım deyin vurun yumruğu yapın arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Sınav yerine mutlaka erken gidin. Sınav yerine erken gidin. Ortamı kendinize ayarlayın. optimizasyonunuzu yapın. Kaleminizi çıkarın. Zaten hani, hani okullarınızda sınav olacaksınız ama oraya yine erken gitmek çok önemli arkadaşlar. Her zaman Erkence olun abicim. Zamanınızı ayarlayın. Sınava geç kalmayın. Trafik olabilir, vesaire olabilir. İşinizi şansa bırakmayın. Ben bir abiniz olarak, sınavlarda başarılı olan kişi olarak size sadece bunu söyleyebilirim. Siz kendinize güvenin. kendinizi odası. Siz başkasını ver Annen şunu demiş, babam şunu demiş, abisi şunu demiş, o benden şunu bekliyor, bu benden bunu bekliyor. Bunu düşünmeyeceksin. Sen kendini. Sen önce kendini düşüneceksin kardeşim. Heyecan yapmayacaksın, panik yapmayacaksın. Ne bildiğini en iyi sen biliyorsun... Çıkacaksın sınava bildiğine çatır çatır yapacaksın. Ve şunu hiçbir zaman unutma ki sakın. Bakın benim size tavsiyemdir bu sakın. Sürekli soru değiştirmeyin. Üste baktım aşağıya bir baktım. Bir daha üste baktım bir daha aşağıya baktım. Benim taktiğim şudur arkadaşlar. Bir soruyu yap uğraşıyorsun. Yapamadın tamam yapamıyorsun soruyu. Ona bir işaret koy geç. Siz diğer soruları çözüyorken. Beyninizde aslında sizin beyniniz arkadaşlar o soruyu düşünüyor olacak. Bakın bunu fark edeceksiniz. Siz yapamadığınız bir soruyu geçin. Diğer soruları yapıyorken sizin beyniniz siz farkında olmasanız da o soruyu düşünüyor olacak ve belki de geri döndüğünüz zaman o soruyu yapabileceksiniz. Ama siz sürekli bir oraya bir buraya baktığınız zaman hem zaman kaybı yapmış oluyorsunuz hem de kendinizi stres sokmuş oluyorsunuz. Yapamadı saymamadın kardeşim bu dünyanın sonu değil. Ve şunu unutmayın ki yarınki sınav kolay olacak. Bakın bunu baştan söylüyorum çok kolay olacak. Hatta yarın size bu sınavı de çok zor gelecek. Ve sonra baktığım zaman ne kadar kolay biteceksiniz. İşte bunu yaşamamak için yarın sakin olun. Soruları güzelce okuyun ve yapın. Gerçekten de zor olmayacak. Bakın bana güvenin. Siz sonra baktığınız zaman diyeceksiniz lan ben bu soruyu nasıl yapamadım diyeceksiniz. Ben bundan eminim çünkü ben çok sınava girdim ve bunun hepsini yaşadım. Önce çok zor geliyor sonra sınavdan çıkınca lan ne basitmiş diyorsunuz. O yüzden her zaman kendinden emin olan ve sakin olan kazanır. Yarın eğer benim kardeşimsen oraya çıkacaksın, şovunu yapacaksın. Aynı benim gibi tuttuğun sözlerin arkasında duracaksın ve başarıya ulaşacaksın. Adamsın, seni seviyorum güzel kardeşim. Yarın da videomuzu izlersin, heyecanını yenersin, mutlu olursun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Aşağıya attığım videoyu izlemeyi unutmayın ve yarın saat 18.00'da Henry Onyekuru videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.